Benim doğum günüm. 31 yaşına girdim. Konuyla ilgili düşüncelerimi muhtemelen şu an çoktan paylaşmış olduğum bir Reel ve TikTok'la size aktardım diye düşünüyorum. Bump check yapalım. Bu akşam Serdar'la bayağıdır merak ettiğimiz Seraf'a yemeğe gidiyoruz. Sabah annemlerle kahvaltıdaydık. Yarın annem, babam, Serdar, ben Taunus'a gideceğiz. Cuma kızlarla yemeğimiz var. Dün İlayda'yla yemekteydik. Yine hafta sonu ailecek bir kahvaltımız var. Daha görüşeceğimiz, sözleştiğimiz birkaç arkadaşımız daha var derken. Yani aslında bu sene geçen seneki gibi büyük bir kutlama yapmayayım derken bir sürü küçük kutlamaya ve koca bir haftaya dönüştü. Kimse de şey demedi yani hani. Ecem bu sene kutlamayacakmış ya deyip beni salmadı. O yüzden size teşekkür ederim. Böyle bir beklentim yoktu ama iyi hissettirdi. Siz kendinizi biliyorsunuz, sizi çok seviyorum. Çok bariz veriyor.
Umarım. Sağlıklı dünyaya gelmesi, uyumlu, akıllı, sağlıklı bir çocuk olması. Solak. Solak. Solak mı? Herkese yeni bir günden merhaba. Şu anda İstinye Park'a gidiyorum. Jamal Hanım'ın bir daveti var. Sabah siparişler vardı. Kalktım onları hallettim. Bugün günlerden çarşamba. Dün akşam doğum günüm için Seraf'a yemeğe gittik. Aşırı güzeldi bu arada. Bizim böyle bir süredir merak ettiğimiz yerlerden biriydi. Yediğimiz her şey çok lezzetliydi ve bir salı gününe göre inanılmaz doluydu. Bence bu arada kesinlikle date mekanı değil. Bize böyle son dakika birkaç arkadaşımız katılmak istedi. Onlar da çok merak ediyorlarmış. O yüzden hani böyle baş başa gidip işte sessiz sakin bir akşam geçirme yeri kesin değil yani, onu söyleyeyim. Hafta içi salı olmasına rağmen fulldü. Full artı fulldü. Ama hani böyle 3-4 kişi falan gitmedik. En az bayağı keyifli. Ama bütün bunlar yaşanırken, dün akşam doğum günümü kutlarken benim dizim Bahar Kaçtı. Bu aralar inanmazsınız ama yani bir Türk dizisini bu kadar keyifle en son ne zaman izlemiştim hatırlamıyorum. Geçen sezon Aile'yi izledim ben bir tek. Yani onu da sadece Kıvancın ve Serenay'ın hatırına izledim yani. Gerçekten acayip güzel bir çiftlerdi o yüzden. Onun dışında çok uzun yıllardır izlemiyorum. Biraz Poyraz Karayel fanlığım vardı zamanında. Sanırım ondan beri çok fazla bir şey izlemedim. Bahar yani beni benden aldı. Böyle şey kahkaha atarak falan izliyorum. Böyle helal kız sana falan diye böyle dedeme döndüm. Ben normalde hiç sevmem dizi izlerken yorum yapılmasını falan. Ondan sonra ikinci bölüm uçakta izliyordum Milan dönüşü. Kahkaha falan atıyorum. Serdar Şedi sakin mi olsan falan diyor böyle. Aslında amacım bugün karşıya geçerken yolda hani kenarda açıp dinlemekti. Çok güzel vakit geçiyor öyle trafikte. Ama dayanamadım. Siparişleri hazırlarken açtım. Sonra işte eve döndüm, duş aldım hazırlanırken falan full bitirdim. İzliyor musunuz? Bana yazın lütfen. Yani bayağıdır bir Türk dizisi beni bu kadar kendine bağlamamıştı keyifle. Hazırlandım. Şöyle Style the Bump tulumumu giydim. Üzerime bu ceketi giydim. Hatırlıyor musunuz Milano valizini yaparken bu kombin güzel oldu, ben bunu giyeyim demiştim. Onu giydim. Uzun bir hafta olacak ve yoğun bir hafta olacak. Önümüzdeki hafta da yoğun. Bu ara böyle şey, her şeye güzel yetişiyorum ama bu sabah şeyi düşündüm. Mesela işte siparişleri hazırladım, döndüm, duş aldım, hazırlanıyorum falan. İşte bir 10 dakika falan geç kalacağım. Okey ya, sıkıntı değil zaten hani 2-3 saatlik şeyler, lansmanlar. Dedim ki mesela bunların hepsinin ortasında bir bebek olduğunda ne yaşanacak? Hani muhtemelen öyle olduğunda 7.40'da değil de işte 6.40'da falan uyanıp bir şeyleri daha önden halletmeye çalışacağım. Uyku çok problem değil benim için. Oh wow, oh. Ellerim şiş bugün. Ama şey yani böyle gerçekten çok programlı olmak gerekecek gibi duruyor. Sonuçta işte ne bileyim onu anneme falan bırakacağım bu tarz bir şey için dışarı çıktığımda ettiğimde. Bu sabah biraz onu düşündüm, nasıl olacak acaba diye. Bir düzen oturtacağız yani bir şekilde, bakalım. Neyse hadi gelin güzel parfümler tanıyacağız. Koku Kadın is online. Thank you.
Herkese merhaba. Bugün bütün gün çalışmış iki kız var burada. Şimdi şu müziği kapatalım. Kızlar yemeğini hazırlanıyoruz. Ben hazırlandım çünkü önden bir parfüm serisi çekecektim. Asot'um sağ olsun. Evet Asot'um, neler kullanıyorsun? Neyi övdün az önce, bize bir anlat. Ben size şimdi, siz bunu istersiniz ama bu... Şu lip gloss dudaklarına. İnanılmaz bu arada. Ama benim tabii gönlümün birincisini sorarsanız ben size söyleyeyim. Lip injection. Çok seviyorsun bunu, evet, ya. Evet, ki ben dudaksız bir insan hiç değilim. Evet değilsin. Ama... Dudaklarınızı arkadaşlarınızı öneririm. Ben bunu çok beğendim. Çok güzel. Çok güzel. Altına ne sürdün? Altına ne sürdüm? Altındaki rengi de çok iyi. Urban Decay falan. Altına ne sürdüm söyleyeceğim. Şeyi sürdüm ya. Senin aldırdığın. Yani Nux. Nutrafil. Bunu severiz. Kinda sexy. Bu üçlü. Benim lip kombom. Çok iyi şu anda. Bunu TikTok'a koysam patlar. Patlar. Current çok lip. İyi. Current lip combo. Önce dudağı görelim. Gel gel gel. Bu açıdan. Nude Truffle NYX. MAC Kinda Sexy. Ve MAC Lip Gloss. Çok sormuşsunuz. Bunun bende soğuk renklisi var ama bu çok güzelmiş bu arada. Çok güzelmiş. Burada stoklarda yoktu. Bekledim bekledim. İlayda'ya sordum. Yoktu. Hı-hı. Sonra yurt dışında. Tartalet Roasted. Evet. Şu Amazon Yüklay. Güzel. Bu ne? Ay, çok severim başkasının şeylerini karıştırmayı. Laguna 03. Mesela şişirilmiş bir tane söyleyeyim mi size? Şişirilmiş. Ne? Evet şu, ya çok bence ki ben 7/24 bronz gezen bir insanımdır. Hep yani doğduğumdan beri. Fondötenim koyudur. Hep evet. Hep en koyuyu. Bunu aldım koşa koşa. Hiç ya. İki pump falan sürdüm. Çok hızlı bitiyormuş bir de. Bilmiyorum bitiyor mu, burasını sileyim de. Şey ne onun adı? Bitecek kadar kullanmadım. Hiç bitecek kadar kullanmadım. Hiç güzel değil. Sürüyorsun. Kayboluyor. Hiç durmuyor. Üzerine mutlaka toz bir şey sürmen gerekiyor. Bu hiç bence güzel değil. Bronzlaştırıcı istiyorsanız. Ama TikTok'ta görüyorum pembelerini blush olarak sevenler ben var. Ben şimdi Kiko'dan yeni koleksiyonundan bunun muadili böyle şeftalimsi bir şey aldım. Hafif ışıltı. Böyle mi ucu? Bence... Birebir böyle. Ama şey, onun bende pigmentasyonu düşük buldum biraz bak. Ben sırf yani şov diye görünüyor şu an yanağımda ama. Aldım. Yani ve bence böyle pump'lı olmaması lazım. Çünkü neden? Bir pump sıkıyorsun, kocaman geliyor ve hiç efektif değil yani. Bunu çok kullanan bir insan. Bunun kilidi var mı? Mesela Kiko'dakinin kilidi var. Ha, bunun da varmış. On. Ben kilitlememişim bile. Yani o kadar kullanmadım. Akmasın diye kapadım ben. Ve Aslan'ın aylarca bronzer arıyorum, bronzer arıyorum dediği ve benim Laguna al, Laguna al dediğim ve beni dinlemeyip 3 saniyede Sephora'da Laguna aldı. Ama çünkü ben ne arıyordum arkadaşlarım? Make Up For Ever'ın bu. Ya bu hala yanında olamaz. Bunun bronzerına ne kadar şey yap, seni kapatıyorum. Benim bronzer aşkımı kimse sorgulamasın. Benim şu aşkımı kimse, bak o kadar ağrışım ki bunu atamam. Atamam, çok ucunda kaldı ve ben bunu böyle üçlü yapıyorum. Şaka çok seviyorum. Yapıyorsun. Çok güzel. Bak hiç kullanmadım şu yanındaki. İnanılmaz. Allah'a ihtiyacım da. Bitti. Evet bunu yedim. Bende de vardı. Başka? Too Faced'in Chocolate Chip paleti. Ne güzel, sen far bitiriyorsun ama sen far çok ama kullanıyorsun ya. Ama far bitirmiş dedim, iki tanesini bitirmiş. Ama bitiriyorsun tane, yani. Evet. Ben bunu bu arada daha küçük hayal ediyordum. Çünkü bunun şöylesi de vardı, altılı. Ama bu seyahat ederken o kadar güzel bir ayna oluyor ki ben bunun aynasına bayılıyorum aslında. Evet ama bu şantaya sığmayabilir diye düşündüm. Ha, evet, başka şey için gösterebileceğim. Fondötenimiz Studio bunu, Fix Fluid. Bunu memnun musun? Bence güzel, çok kalıcı ama bana şeyi önerdiler, kendime hep 2 ton koyu alıyordum. Bilerek. Mesela diyordum ki bana kaç olur? 16 diyorlardı. Ben diyordum ki 18 alabilir miyim? Çünkü... Ben hayır diyordum bu arada. Çünkü benim şeyim bu şekilde. Ama. Sormak ve hani okey 18. Bunu hani herkesin değişir ama bu çok ne güzel. Bu? Fondöten parçası. Çok MAC güzel. 001 Serum and fondöten aşıkları, blush. Ecem gibi cildinize bakıp fondöten sis, 10 BB ile gezenler bizi anlamaz.
Fondöten aşığı kızlarım buna bayılır. Çok güzeldir. Kostariş kalem. Çok bunu güzel. Bunu çok tavsiye ettiğim buralara. Kalemdir. Aa, bunu geçen beraber aldık değil mi? Şununla beraber aldık. Çok güzel. Aynen. 10-10. Kaş kombolarımız aynı. Boş kombo, koş kombolarımız aynı. Kostarişi de bence benim gibi daha sarışın, daha sarı alt tonlu derler. Kostariş sana çok yakışır. Çok evet. Güzel. Ben siyah bir tane vardı hatta. Sen mi vermiştin bana? Sen mi almıştın? Tede. Siyah. Yok, siyah de. Göz kalemi olacak onun içinde bir yerde. Dior galiba. Çok iyi. Dünyanın en iyi şu. Bu, olabilir. Dünyanın en iyi göz kalemi. Asla ağlasan da akmıyor falan. Yani siyah bir göz Dolce kalemi. Dolce bu. Dolce. Yani ben işte onun şirketine çalışıyorken muhtemelen. Evet. Ama ben siyah bana olmuyor. Yani hiçbir şekilde. Evet bence sana direkt kostarişimsi renkli. Çok iyi. Çok iyi. Çünkü Ela gözleri var ve çok yakışır kostariş Ela'lara. Kahvelere de yakışıyor. Bence biraz elalaştırıyor evet. Gözümüzü ama elaların kesin kullanılması gerekiyor. Biraz elalaştırıyor. Bu da efsane gizem gibi oldu. Aa bugün gözüm ela değil mi? Evet, bugün tam bir renkli gözlüyüm diye. Gizoşum seni öpüyoruz. Bir de bunu ben çok eskiden kullanmıştım. Çok iyi bir maskara. Çok güzel. Çok güzel. Gittim geldim. Bence benim en sevdiğim benefit The Real'dı. Dediler ki bu siz hanımefendi 1985 yılından mı geliyorsunuz? Sonra bunu önerdiler. Bayağı ikili peki satılıyor şimdi. Bir büyük bir seyahat. Çok iyi. Çok iyi.
kabusunu yaşıyorum şu anda. Saat 4'ten sonra Mecidiyeköy'deyim. Bugün keyifli bir günde. Ulus Meg'in davetiyle başladık. Çok uzun yıllardır görmediğim bir iki insanla karşılaştım. 10 sene önce birlikte çalıştığım. Bir Calvin Klein'e uğradık. Daha sonra da Bayman Beauty'ye gittik. 5-10 Mart tarihlerinde yani ben... Bu videoyu yayınladığımda bitmiş olacak ama Instagram'dan böyle şeyleri paylaşıyorum. Zaten takip ediyorsunuzdur. Bu hafta boyunca birçok Bayman Beauty bünyesinde bulunan markanın standları var. Bugün bir açılış günü gibiydi bu etkinliğin. Önümüzdeki günlerde de müşterilere de açık olacak. Orada gidip ürünleri inceleyebileceksiniz. Deneyimleyebileceksiniz. İşte ufak böyle makyaj uygulamaları, cilt bakım uygulamaları yapılıyor. Keyifli olmuş bayağı. Ne çekebildim bilmiyorum. Biraz kalabalıktı ama böyle güzel birkaç ürün denedik. Şu şeyi alacağım. Chanel'in. Şeyini çekmemişim ama 01 mi 03 Vital Beige isimli. Şeye çok benziyor bu New Stix Sunkist'e. Böyle gerçekten tam hafif kahvemsi, bordomsu, bronzumsu yanaklar. Bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Vallahi Serdar akşam yokmuş, iş yemeğine gidecek. Öyle olunca ben de dedim ki bizim tarafa dönüş trafiği çekeceğime. Sekocuma gideyim. Serdar'ın ikizine gidiyorum şimdi. Bu da kötü bir trafik. Bu da çok iyi değil ama hallediyoruz şu anda. O yüzden şimdi Nişantaşı'na gidiyorum. Aslı diye çok sevdiğim bir arkadaşım da oradaymış. Onunla beraber bir şeyler yeriz falan. Ve bugünü kapatırız. Ayrıca böyle bir şey götüreceğim. Ya ona ben bir hediye yaptım. Elimle örgü örgü. Sen onu getiriver odamdan. Tamam Şu an o kadar mayışmış bir durumdayım ki. Buraya geldim. Seko, Aslı ben oturuyorduk. Onlar bir davete gittiler. Birkaç sokak ileride. Birlikte gidecektik ama o kadar uykum geldi ki ve sonra fark ettim ki bugün günlerden salı ve bahar var. O yüzden ben bugün davete doydum. Siz gidin dedim. Ve şu an tek başıma Tokiş kızımla beraber bahar izliyorum. Aşırı mutluyum. Kızım. Bak bak şimdi bak. Güzel kızım. Tokiş kızım. Resmen bunca zaman sonra yerli dizi izler oldum. Yolda da full dinledim. Neyse eve geldim şimdi. Cilt bakımımı yapıp uyuyacağım. Bir yandan Bahar'ın son dakikalarını izliyorum. Şöyle. Sanırım bu Calvin Klein içerisinde iç çamaşır var diye tahmin ediyorum. Siyah. Yani bunlar şu an bana olmaz ama bir noktada olacak. Bir noktada tekrar bana olacak. Benim bedenime gayet uygun. Hemen Bayman'dan olan pakete bakalım. Chanel'in bir kremi mi bu? Red Camilla Rich Revitalizing Cream. Güzel. Birkaç parfüm sample'ı. Ex Nilo'nun Lost in Paradise sample'ın kutusunun nişliği. Olaplex Snowy. Süper. Olaplex'i severek kullanıyorum biliyorsunuz. Floraiku Paris One Umbrella for Two EDP. Çok güzel niş bir parfüm markasından. Hiç adını duymadım daha önce. Secret Teas and Spices. Ne kadar parlak bir koku.
çok ilginç. Bunu bir biraz kullanıp yorumlamak isterim. Yine bir bu. Aa, yüz yağı. Agustinus Bader'in. Bir Burberry lipstiğimiz var. Burnished Red. Bakalım. Peki bu packaging. Wow, çok güzel bir kırmızı. Ve The Alchemist's Garden. Gucci'nin... The Alchemist's Garden. Gucci'nin bu niş serisinden 3 tane parfüm. A Song for the Rose. The Voice of the Snake. Fading Autumn. Aa, harika. Bunların üçünü birlikte mi yorumlasak bir tane videoda? Evet, her biri 15'er ml. Biraz böyle önümüzdeki günlerde ayrı ayrı kullanıp. Çok güzel olmaz mı? Kutusu da dursun. Videonun girişini öyle yaparız. Biraz dinlenip cilt bakımı yapacağım. Orada görüşürüz. Uzun süredir birlikte cilt bakımı yapmadık. Sonra da bu vlogu kaparız artık. Arkadaşlar şimdi cilt bakımına başlamadan hızlı bir şey söyleyeceğim. Görüyorsunuz şu Burberry ruju sadece şöyle bir elime swatchladım. Ya bunun packaging'i, rengi inanılmaz ama ben kırmızı ruj bu şekilde pek kullanmıyorum. Yani kırmızı ruju yılda bir iki kere kullanıyorum. Onu da genelde likit formda kullanıyorum. O yüzden yani buna yazık olsun ve bir kenarda dursun hiç istemem. Bu Burberry'nin 117 Burnish Red ile şöyle minik bir Olaplex No 3 saç maskesi ve Gucci Flora Gorgeous Magnolia. Bu çok güzel bir koku. Flora serisinin son lansmanı. Şöyle minik bir üçlü yaptım. Bu videoya yorum atan herhangi birine bir hafta içerisinde yorumunu başa sabitleyip cevap atarım. O kişiye göndereyim bir teşekkür niteliğinde. Hani tabii Instagram'dan ve YouTube'dan takip ediyor olursanız sevinirim. Yani bunları söylememe gerek var mı bilmiyorum. Bazen böyle herhangi bu tarz bir şey demeden de çok fazla yorumunu, desteğini gördüğüm kişilere minik hediyeler veriyorum. Ve cilt bakımına başlamadan önce söylemek istediğim bir şey daha var. Bu az önce denediğimiz kokuyu ufak bir araştırdım ve bu Floraiku markasını ben böyle yabancı takip ettiğim bir parfüm influencerından sürekli duyuyordum. Çok övüyordu. Ülkemizde olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ya az övüyorum şöyle söyleyeyim size. Şu tarz bu arada bir packagingleri var. Özellikle bu packaginglerini çok fazla övüyordu. Çünkü bu yukarıdakini çıkartıp art piece gibi olan kapağın içerisine bunu koyuyorsunuz. Parfüm aldığınızda bu boyda geliyor bir tane. Ve çantanıza atabiliyorsunuz. Koku Frank üzümüyle açılıyor. Neden beğendiğimi herhalde anladık diye düşünüyorum. Frank üzümü ve sıklamen ile açılıyor. Frank üzümünün o böyle hafif ekşi ama bir yandan da böyle çok lezzetli bir tadı vardır ya ilk ısırdığınızda. Tam olarak o, hani az önce böyle ay ne kadar parlak bir parfüm falan dedim ya, o sizi böyle bir yakıyor. Yani yakıyor derken kötü manada değil. Ama bir böyle 5-10 dakika sonra orta notalarında çay ve pirinç ortaya çıkıyor. Ama hala o frank üzümünün böyle hafif hafif tatlılığını da alıyorsunuz. Sıklameni de almaya devam ediyorsunuz ama o pirincin böyle bir süt gibi bir hissiyatı vardır ya. Ya inanılmaz. Çok çok beğendim. Çok beğendim. Sedir ve beyaz misk de en alt notalarındaymış. Kalıcılığına çok uzun süre demişler. Göreceğiz. Bence sabah uyandığımda hala buram kokuyor olacak gibi duruyor şu anki böyle yayılımından bile anlıyorum. Çok beğendim. Eğer bu tarz böyle bir niş parfüm arıyorsanız çok tavsiye ederim. Bu ikiliyi alıyorum. Önce bu Sephora'nın mavi suyunu. Daha sonra da bu Yves Rocher'ın bitenler videosuna bahsettiğim miseler suyunu kullandım. Bildim çift aşamalı temizliğe uygun olduğu için bu Professional'ın Good Clean Up Foaming Cleanser'ını kullanacağım. Bugün biraz yoruldum ve cildimi de kuru hissediyorum. O yüzden şu ikiliyi kullanacağım. Estée Lauder Advanced Night Repair serisini. Kocacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk.
Ne haber? İyi sende. Oo, kamera kayıtta. Hadi kayıtlara geçsin. Ne haber? İyi sende. Bu seriyi ben haftanın böyle birkaç akşamı cildimin ağırlaştığını hissettiğimde, kuruduğunu hissettiğimde, özellikle kışın ve yorgun olduğunda cildime kendim mutlaka kullanıyorum. Gerçekten yenilenmiş ve böyle bebek gibi bir ciltle uyanıyorum sabah. O yüzden bir tane videolarından da biliyorsunuz yani bu benim must have'im. Bugün buralarım ekstra kuru hissettiğim için Drunk Elephant'ın Marula Oil'ını kullanacağım. Çok azıcık. Bu kadar yeter. 3 damla. Bütün bunlar emilirken şu Lush'ın Bubblegum'lu dudak peelingini yapacağım. Kameranın şarjı hala az dolduğu için bu kısmı kapatarak uzun uzun böyle masaj yaparak yaptım. Bu gerçekten başka bir şey. Son zamanlarda en çok övdüğüm ürün olabilir. Bu Mario Badescu'nun glikolik eye cream'i. Yani kuru göz çevreniz varsa şu kadarcık, mini minnacık bile kullandığınızda sabah yumuşacık bir göz çevresiyle uyanıyorsunuz. Şu ana kadar bence kullandığım en iyi, yani nemlendirme açısından, göz kremi olabilir. Şu an gündüz gece karışık bu nemlendiricileri kullanıyorum. Birisi Clinique Moisture Surge'u. Bunu daha çok gündüz kullanıyorum. Diğeri de Cosmed'in Sika kremi. Her akşam değil. Yani genelde sabah akşam bunu kullanıyorum. Haftanın 2-3 akşam bunu kullanıyorum. Bu daha cilt yenileyici, bariyer onarıcı. Hazır bugün böyle cildim yorgun, bu serumları kullanmışken bunu kullanayım. Ama asıl asitli ürün kullanıldığında bu tarz bir nemlendirici kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Ordinary'nin bu kirpik serumu, yani düzenli kullanımda o kadar iyi etkisini gördüm ki, kirpik liftingimi yaptırdığımda özellikle o kirpiklerimin uzunluğuna inanamadım önceki haline göre. Laneige'in mangolu lip maskini kullanıyorum. Hızlıca saçlarımızı tarayalım. Son olarak L'Oreal Professional'ın Absolute Repair Oil'ı, saç için olan. Ben şu anda, biliyorsunuz, Moroccan Oil benim favorim. Tek pompa bu arada, bu yeterli oluyor. Ve muadil demiyorum kesinlikle ama hissiyat ve etki olarak ona en benzettiğim ve işte Olaplex, Moroccan Oil, Gizu gibi markalara göre nispeten uygun fiyatlı diyebileceğimiz bir saç yağı denemek istiyordum. O da bu oldu. İndirime girdikçe Instagram'da paylaşıyorum, oradan da takip ederseniz. Ben böyle hem gündüz hem gece yatmadan da uçlara çok az uygulamayı seviyorum. Bu şekilde bu vlogu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın.